Zafir ayeti 33. soru. Trigonometri sorusu kök toplamı falan filan diyor. Sinüs 5x ve gördüğünüz gibi kosinüs 3x, sinüs 2x var. 3x 2x devreye girmiş, o zaman şunu da toplam formülü kullanacağız. Yani sinüs 5x'i 3x artı 2x olarak yazarsanız. Toplam formülünün açılımı şöyle olur. Birincinin sinüsü çarpı ikincinin kosinüsü artısı artı birincinin kosinüsü çarpı ikincinin sinüsü. Yazdınız. Denklemde yerine yazıyorum şimdi. Sinüs 3x çarpı kosinüs 2x artı kosinüs 3x çarpı sinüs 2x eşittir kosinüs 3x çarpı sinüs 2x. Burada şu kosinüs 3x, sinüs 2x çarpımları aynı olduğu için bunlar birbirini yok etti, götürdü. Yani denklem şu hale geldi. Sinüs 3x çarpı kosinüs 2x eşittir 0. İki ihtimal var o zaman. Ya şu 0 olacak ya da bu 0 olacak. İkisini de inceleyelim. Sinüs 3x eğer 0'a eşit ise şuradaki 3x değerleri sinüs 0 0'dır. Veya sinüs 180 0'dır. Bunu sonsuza kadar taşıyabilirsiniz. Yani 0'a 360'ın sinüsü de 0'dır. Veya 540'ın sinüsü de yine 0'dır. Ama bizim x değeri 0 ile 90 derece arasında olacağı için 3x'i atıyorum 360'a eşitlediğiniz zaman x'i 120 çıkar. Aralığı aşırır. 360'ı sildik. 540 zaten olmaz. 0 ve 180'i deneyeceğiz. 3x 0 ise x eşittir 0 ilk değer. 3x 180'e eşitse x eşittir 60. Bu da ikinci değer. Bu köklerden gelecek sonuçlar bunlar. Şimdi ikincisini inceliyoruz. Kosinüs 2x 0'a eşit ise o zaman bu 2x değeri neler alabilir? Kosinüs 90 0'dı veya kosinüs 270 de 0'dı. Bunlara yine 360 veya katlarını ekleyebilirsiniz. Yani 450'nin kosinüsü de yine 0'dır. Veya şuna 360 ekledik diyelim. 360 eklersek 630 mu ne yapıyor? Onun da yine kosinüs 0'dır. Ama bunun gibi yüksek sayılar almanıza gerek yok. Çünkü 2x'i 450 eşitlerseniz x 225 çıkar. Bu sağlamaz. 270 eşitlerseniz 135 çıkar. Bu da sağlamaz. 0-90 arasında olması lazım. O zaman burada sadece 2x eşittir 90'ı. Yani x eşittir 45 alırız. Bu 3 açı derece cinsinden tabii topladığınız zaman 105'i bulursunuz. Bunu radyana çevirirseniz sonuç 7 pi bölü 2'dir. 12'dir.